AzTV ekranlarından Sağlık Hattı programından merhaba sevgili izleyiciler. Hafta içi her gün sabah kuşağında canlı olarak yayınlanan programımızın bugünkü konu Aritmi Osman Gazi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Sayın Adnan Şahin. Kendisiyle bugün normal doğum ve sezaryen üzerine konuşacağız. Bizlere ulaşmak isterseniz eğer 224 alan kodu ile 261 1188 261 1199 numaralı telefon hattını arayabilir. Ayrıca saglikhatti@azcv.com.tr adresine de sorularınızı mesaj olarak gönderebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz programımıza. Sağ olun, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli, çok neşeli gördüm sizi. İnşallah çok güzel bir program yapacağız diye düşünüyorum. Konumuz normal doğum ve sezaryen. Ama öncelikle sormak istediğim hocam, annelerin doğum şeklini seçme hakkı var mı? Şimdi bu annelerin tabii ki kendiyle ilgili konularda karar verme hakkı var. Yalnız şimdi tokofobi dediğimiz, yani annenin doğum korkusu denen bir artık hastalık kabul ediliyor. Bu tokofobi dediğimiz doğum korkusu olan insanların diyalogla, doğum öncesi eğitimle, psikolojik danışmanlıkla bunun giderilmesi lazım. Yalnız tamamen de gebeye sen işte doğum şeklini belirlemeyi verirsen, yani şoförün tutup da minibüste yolcuyu direksiyona geçirmesi gibi, yani ya doğru bir olay değil. Evet. Bunun tabii ki doğum için bana göre anneye seçim hakkı şeyde bazı ülkelerde yasaklanmış. Bizde de artık doğumla ilgili isteğe bağlı sezeryan olayını yasakladı Sağlık Bakanlığı. Şeyde yapılan araştırmaları söyleyeyim. Bizim mesela Türkiye'de şu anda sezeryan oranı %40-50'lerde. Brezilya'da %80. Normal bir standartlarda dünyada, yani ileri batı toplumlarında %15. Sınır sezeryan oranı %15. Afrika'da da %1. Tamamen şey yok, yani doktor olmadığı için tamamen ilkel şartlarda zorlamalı doğum. Fakat tabii onlarda da bir sürü malfraksiyon, komplikasyonlar falan oluyor. O yönden doğumun bence hastaya bırakılması, doğum şeklinin hastaya bırakılması doğru değil. Mutlaka endikasyon olduğu zaman zaten belli bir sezaryen endikasyonları var. Evet, o endikasyonlardan bahsedelim hocam. Yani endikasyonlar, iki çeşit endikasyon var. Bir, elektif dediğimiz nedir? Bebeğin ters olması, 4000 gramın üstünde olması, daha önce rahimden ilgili ameliyatlar geçirmiş, bebeğin ters olması, bir takım eşin plasentanın önde olması, bu tür şeylerde zaten hastanın isteği diye bir şey söz konusu değil. Tıbbi zaruretten dolayı zaten sezaryen yapıyorsun. Bir de doğum esnasında doğumun ilerlememesi, ondan sonra dekolman dediğimiz eşin erken ayrılması, bebeğin sıkıntıya girmesi, bu durumlarda da acil sezeryana girilir. Fakat bizim toplumlarda, bizim gibi toplumlarda genellikle sezeryan endikasyonu biraz daha large davranıyor. Bu hekimden hekime göre de değişiyor. Evet. Yani Amerika'daki bir araştırmayı söyleyeyim. Sezeryan endikasyonu geniş olan hastalarda bebeklerle ilgili malfraksiyon dediğimiz omuz takılması, bebeğin serebral palsi dediğimiz oksijensiz kalması veya mahkemelik olacak durumlar daha fazla. Endikasyonu dar olanlarda. O yönden şimdi biraz da toplumda bir şu algı var. Yani hastayı doktora götürdüğü zaman işte bir şey olursa sorumluyu doktor bulduğu için doktorlar da bu endikasyonu biraz genişlettiler. Fakat yeni yasa çıktı Sağlık Bakanlığı'nda. Yani doğuma bağlı bir komplikasyon geliştiği zaman hekimin sorumlu olmaması, yani hekime bir nevi yasal destek çıktı. Böyle olunca da şu andaki politikayla yavaş yavaş sezeryan sayısı daha da azalmaktadır. Evet. Hocam cümlelerinizin arasında şunu söylediniz. Yani evet, normal doğumun bizim ülkemizde hemen hemen yarı yarıya olduğunu, sezeryanı. Evet.
Ama şunu da anlıyorum, normalde ki biliyoruz bunu da, normal doğum her zaman sezaryona göre daha çok tercih ediliyor siz uzmanlar tarafından. Bunun sebebi nedir? Yani neden normal doğumu tercih edersiniz? Yani şu anda bir de örnek vereyim size, doğal doğum denen olay var. Yani kişinin, gebenin tamamen kendi sancısıyla ve hiçbir sünni sancı dediğimiz ağrı falan verilmeden tamamen psikolojik olarak hazırlanmış, kendini hazırlamış. Ben şu anda doğal doğum olayı gündemde. Yani tamamen fizyolojik, ata dede usulü, doktor sadece çıkımda müdahale ediyor. Bir de psikolojik destek olmaya çalışıyor. Yani normal doğum tabii ki en güzel şey, doğal bir şey. Yani şu anda bile gıdalarda diyoruz ya, işte doğal gıdanın GDO'su, üstünlükleri, GDO'su vesaire. Doğumundan fizyolojik olarak normal olması en güzel şey. Aslında doğal olarak yapımızda evet. Var. Yani. Ama bir de şu var, yani eskiden sezaryen olayı, anestezi teknikleri çok geriydi. Antibiyotik olayı yoktu. Koşullar çok kötü olduğu için kan ürünleri, bir de ameliyat teknikleri daha farklı olduğu için eskiden evet. Hekimler normal doğuma daha çok meyilliydi. Fakat almamak için, risk almamak için yok. Yani cerrahi riskleri almamak için evet. Normal doğuma yöneliyordu. Fakat vakum dediğimiz bebeğin çıkım esnasında vakumsuz havayla çekilmesi. Ondan sonra forceps dediğimiz kaşıklar vardı. Kaşıklarla bebek çıkarılıyordu. Şu anda forceps dediğimiz uygulamayı Türkiye'de belki hiçbir hekim yapmıyor. Bir de hekimlerin normal doğum şeyi eskisi gibi değil. Tecrübeleri, yani daha sezaryen indikasyonları arttığı için, cerrahi teknikler arttığı için biraz daha sezaryana meyil var. Yani bunun da yavaş yavaş artık eskiye bir dönüş var. Normal doğum meyili, doğal doğum meyili de bir artış mevcut. Evet, peki kişi diyelim ki sezaryen doğum yaptı. Evet. Aradan ne kadar bir zaman geçerse bir ikinci doğumu öneriyorsunuz onu? Ya yani da genellikle, normal doğum yapabilir mi bir sonraki doğumu için? Yani şöyle söyleyeyim, genellikle doğumdan sonra bir iki sene ara verip, çünkü bir gebenin doğumdan sonra fizyolojisi bozuluyor, anatomisi bozuluyor. Genellikle bir 6 ay sonra eski haline geliyor. Yani kadın vücudu. Hı-hı. Doğumdan 6 ay sonra eski performansına geliyor. O yönden biz genellikle işte biraz da bebek büyüsün diye 2 yıllık ara verin diyoruz. Şeyde de doğum, sezeryandan sonraki normal doğum mu söylemek istediniz? Evet. Sezeryandan sonraki normal doğum olayı, tabii neden sezeryan olmuş? Artı muayenelerdeki sezeryan sonrası en az bir 5 sene geçmesini bekliyoruz. Yani sezaryandan sonra normal doğumda 5 sene en az bir geçsin isteriz. Artı vakanın uygun olması lazım. Hastanenin şartlarının iyi olması lazım. Sezaryan sonrası normal doğum için söylüyorum bunları ben. Yani yeni doğan ünitesi, ameliyathanesinin full açık olması lazım. Kan bankasının olması lazım. Yani hasta diyelim sezaryanlı normal doğuma karar verdiğin zaman 2 dakika içinde ameliyathaneye inip her şeyin hazır olması lazım. Çünkü sezaryen sonrası doğumların %30'u, araştırmalar yapılmış, %30'u rüptür dediğimiz ameliyat yerinde yırtılmalar oluyor. Bir de sezaryenlerin de tipleri var. Eskiden rahimi üstten alta doğru kesip öyle yapılıyordu. Evet. Biz şimdi yandan kesiyoruz. Alt segment dediğimiz. Ve çok az bir kesim evet, oluyor. Evet. O alt segmentli olacaksa doğurtabilirsin. Bebek iri olmayacak. Çatı uygun olacak. Hasta psikolojik olarak hazır olacak. Gene de %30 bir risk var. Yani bu riskleri biz hastaya anlattığımız zaman zaten %80'i kabul etmiyor. Ben ihtisas yaptığım hastanede biz bir ara çalışma yaptık. Eski sezeryanları doğurtacak dedi hocamız, şefimiz. Yani bir doğurttuk, çok iyi, sevindik. 2, 3, 4.sünde rüptür gelişince 5, 6 iyi gitti. 8. ikinci rüptür olunca hoca bu işi bırakın dedi. Çünkü yani hayatı risk, iç kanama, evet. Rahim yırtılması ve arterlerde de olduğu zaman ameliyathaneye çok zor yetiştiriyorsun. Yani o stresi hekim de yaşamak istemez, evet. Hastasına da yaşatmak istemiyor genellikle. O yönden eski sezeryanların doğumunu
pek rentable olmadı. Yani pek tercih edilmeyen bir sistem şu anda. Özellikle malpraktis yasalarının çok hekim açısından zor olduğu bir dönemde hekimler bunu pek tercih etmiyor açıkçası. Evet. Hocam demin ki cümleleriniz arasında bir şey dikkatimi çekti. Şimdi tokofobi dediniz. Evet. Bu bundan işte örnek veriyorum bir 30 yıl önce. Evet. Aslında işte hani sezaryanın hayatımıza girmediği, daha çok geniş kapsamlı olarak girmediği zamanlarda insanların, kadınlarımızın böyle bir şeyi var mıydı? Yoksa biz bunu kabullenmiş miydik? Yani nasıl olsa olacak. Bu çocuk bir şekilde dünyaya gelecek. Acaba imkanlar genişledikçe mi bizim korkularımız arttı? Mutlaka yani şimdi hayatımızda internet denen şey var. Yani insanlar bazen bizi bile zor duruma sokuyor. İnternetten öyle bakıyor. Öyle bilgili geliyorlar ki değil mi hocam? Bilgili geliyor ki yani duymadığımız şeyler. Yani kadın doğumcuyum, duymadığım şeyler duyuyoruz bazen hastalardan. Bir de şu da var. Çünkü bütün hani dünya çapında bir araştırma yapabiliyorsunuz internette. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Bir maternal ölüm, bir de bebek ölümü denilen hızlar var. Bunlar bir ülkenin aynı zamanda sağlıkta gelişmişliğinin göstergeleri. Şimdi 30 sene önce Türkiye'de bebek ölümleri binde 200'dü yaklaşık olarak. Şu anda binde 20'lere düşmüş, binde 40'lara düşmüş. Anne ölümü eskiden 100 anneden 5 tanesi, belki 10 tanesi Afrika'da da öyle, geri kalmış ülkelerde. Evet. Yani normal, tamamen doğal doğum veya sahipsizlikten, hekimsizlikten, teknik altyapıdan, hastanelerin olmayışından her 100 anneden 8-10 tane anne ölüyor. Şu anda Türkiye'de bir anne ölümü olduğu zaman ulusal medyalık oluyor. Evet, kesinlikle. Yani dolayısıyla sezeryanın da öyle kötü bir şey değil. Hastanelerin gelişmişliği, teknik altyapının iyileşmesi, insanların hekime ulaşabilirliği, yani her tarafta hastanelerin kalitesi belli. Bu tür durumlarda Türkiye'de bir anne ölümü olduğu zaman o hekim soruşturma geçiriyor. Bir bebeğe bir şey olduğu zaman soruşturma geçiriyor. Yani dolayısıyla Türkiye'deki yani o 30 sene önceki tokofobinin ne olduğunu veya kabullenmekten ilgili yok, çaresiz. Yani şeyi düşün. Mecburiyet var. Hayır, şeyi düşün. Şu anda sen diyelim Bursa'da yaşıyorsun. Gayet her şey elinin altında. Suriye'deki insanı düşün. Yani başında bombalar yağıyor vesaire, insanlar ölüyor. Yani. O belki ölümü, bırak şeyi, doğumu normal karşılamayı, ölümü bile normal karşılıyor şu anda. Ve evinin başına yıkılmasını, aç kalmayı doğal karşılıyor. Evet. O yönden o soruyu ben biraz yani geçmişten bugünü kıyaslamanın pek doğru olmadığını düşünüyorum. Yani bizim şu anki teknolojik Türkiye'nin sağlıktaki yapılan şeylere baktığın zaman biz Avrupa'nın bile çoğu ülkesinin çok ötesindeyiz. Dolayısıyla bizim şeyde yani şu anda tokofobi de gelişir. Yani insanlar bizden daha bilinçli. Yani hasta diyor ki doktor bey diyor normal doğum korkum var diyor. Epidural yapar mısınız diyor. Epiduralı gelip bize anlatıyor. Epidurali öğrenmiş. Tabii her şeyi biliyor. Her şey yani gebeler, insanların bilinç seviyesi, eğitim seviyesi arttı. Yani artık seçiciler kendiyle ilgili her şey, yani sağlıktan ilgili veya yani biz mesela yeni nesile bakıyoruz, onlar bizim daha çok ötemizde. Evet. Yani işin aslı herkes artık bilinçlenme yolunda ilerliyor. Tabii o yönden yani eski şeyle hiç kıyaslamayalım. Eskiden ben ilkokulda hatırlıyorum 60 kişilik sınıfta okuyorduk. 5-6 tane çocuk öğrenci arkadaşımızın annesi doğumda ölmüş. Niye? Belki de basit bir yırtıktan. İlkel koşullarda doğurmuş, köyde doğurmuş. Evet. Doktor yok. Onu o kanamayı durduracak bir teknik imkanlar yok. O yönden bizim şu andaki yani biraz da abartmışız. Doğru yani. Sezeryanı biraz abartmışız. Niye abartmışız? Yani hastaya da biraz şirin gözükmek için veya endikasyonlarımız genişlemiş. Ama bunu da artık yavaş yavaş bir devlet politikası. Ne yapıyoruz? Yavaş yavaş sezeryanları azaltmaya, insanları normal doğumu teşvik etmek zorundayız. Yoksa herkes sezeryan olacak. Evet. Brezilya'yı geçeceğiz %80.
Hocam peki kaç sezaryen olma hakkı var bir kadının, bir anne adayının? Şimdi, kaç kez sezaryen ameliyatı geçirebilir? Şimdi bizim şu anda genellikle 3 sezaryandan sonra müsaade etmiyoruz. Ama uygun vakalarda, istekli vakalarda yani benim 5. 6. birkaç tane sezaryenim oldu. Yani hasta istemiyor. Daha önce 4 olmuş, bana geldi 5. olmuş. 6. sezaryeni gördüm ben. Ha, tabii onlarda şimdi her operasyon batında yapışıklıklar, bağırsaklarda yapışıklıklar olur. Kadın için bir risk. Ama tabii 3'ten zaten şu anda toplumda da 2-3'ten fazla çocuk isteyen pek yok. Evet, genelde. Ve eğitimli kesimde de yavaş yavaş tek çocuğa döndü. Yani bir ikinci çocuğu istemiyor insanlar. Onun için yani bir çocuk, iki çocuk, üç çocuk yapacağım diyor. O da sağlıklı olsun, sıfır risk olsun deyip böyle sezaryana bir meyil var. Özellikle eğitimli kesimler daha korkak. Çok bilen çok korkar misali. Ama şeyde sezaryen endikasyonları da sezaryen de gittikçe Türkiye'de de düşmeye başladı. Evet. Peki hocam sezaryen doğum için annenin psikolojisi, çocuğun kilosu bunlar etken mi? Ya da nasıl etkiler? Mutlak etkiler. Yani kilo 4 kilo ve üzeri bebekte bir de çatısı da darsa omuz distozisi dediğimiz omuz takılması. Yani kolunda felç olabiliyor. Veya işte doğum esnasında büyük iri bebeklerde kanalda fazla kalıp oksijensiz kalabilir. Serebral palsi dediğimiz oksijensiz bebek olabilir. Veya beyinde şişmeler veya yani hematom falan gelişebiliyor. O yönden riskleri var iri bebeğin. Ama psikolojiyle ilgili mutlaka hastaların artık psikolojik danışmanlık, gebelik öncesi psikolojik olarak da hazırlanması lazım. Hazır olmadığı zaman bebek de etkilenir. Bana göre annenin etkilenmesi daha önemli. O zaman bu süreci açıklayalım hocam. Evet. Yani gebelik süresinde hangi dönemde annenin işte sezaryen ya da normal doğum yapacağına karar veriyorsunuz? Şimdi zaten biraz önce dediğim gibi elektif dediğimiz. Yani nedir? Acil olmayan durumlarda zaten görüyorsun. Eskiden sezaryen geçirmiş, rahim ameliyatı geçirmiş. Çatısı çok çok dar, iri bebek, eşin önde olması, daha önce işte bu tür durumlarda önceden ters durması, bebeğin yan durması, bunları zaten önceden görüyorsun. Diyorsun ki işte falan zaman geleceksin, gün veriyorsun, operasyona hazırlıyorsun. Fakat bir de acil durumlarda zaten o zaman da hastaya anlatıyorsun. Yani doğumun fizyolojik bir şey olduğunu, ağrılarının geçici olduğunu, bunun karşılığında paha biçilmez bir şeye sahip olacağını. Yani bunları biraz konuşarak bazen üç kelime bile insanı rahatlatabiliyor. Özellikle ve genellikle burada, de... Pardon lafınızı kestim. Burada doktor-hasta ilişkisi çok kesinlikle önemli değil mi? Size güven duymuş olması, kesinlikle, size inanmış olması. Kesinlikle, kesinlikle. Yani o güven önemli, diyalog önemli. Yani hastaya olayı, komplike bir olayı basitleştirip anlatmak lazım. Hatta bazen şeyi anlatıyorsun, yani evrelerini anlatıyorsun, neler olacağını anlatıyorsun, kaç ne zaman kalkacağını, işte sezaryen olunca, yani örnek vereyim halk arasında derler. İşte sezaryen olunca, sezaryen öncesi rahat, sonrası zor, doğumun öncesi zor ama sonrası rahat diye böyle kendi kendilerini de zaten büyükleri falan hazırlıyor. Yani aile de gebeyi hazırlıyor psikolojik olarak. Tokofobiden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Tabii ki hekimin de hastayla birebir diyaloğu çok önemli. O yönden genellikle doğum hastaları dikkat ederseniz mutlaka istiyor işte hekimim birebir diyaloğum olsun. İşte hekimim doğuma girsin. Ya evet. Bunlar çok önemli şeyler. Mutlaka katkısı vardı diyaloğun tokofobiyi yok etmesinde. Ha, nedir? Bazen de vaginismus dediğimiz tamamen o bir rahatsızlık. Kesinlikle. Normal doğum yapsa o vaginismusun bir tedavi yöntemi aynı zamanda. Fakat onlarda da işte bayağı bir zorluk çekiliyor. Bence tabii epidural doğumu, ağrısız doğumu yaygınlaştırmak lazım. Tabii onun da yan etkileri var. Bazen kalıcı bel ağrısı veya bebek çok uzuyor, doğum süreci uzayabiliyor.
konuya hocam isterseniz biraz sonra değinelim. Çünkü epidural doğumu da konuşmak istiyorum. Bu arada vajinismus eğer normal doğum yaparsa anne sonrasında geçiyor mu? Olur. Bayağı bir katkısı oluyor. Yani ortalama yani bir oran verecek olursanız yani o tür bir oran veremem de ben kendi tecrübemi söyleyeyim. Yani birkaç tane doğurttum. Daha sonra teşekküre geldiler bana. Çünkü o da evlilik yaşantısını... Ama yani beni de bayağı uğraştırdılar. Yani doğurtana kadar bayağı bir azap çektik yani. İkna edene doğru, kadar. Sizin için de çünkü zor bir süreç. Aynı zamanda vajinismusta evlilikleri oldukça etkileyen hem psikolojik hem fizyolojik bir olay değil mi? Evet. İnşallah başka bir programda onu da konuşalım hocam. Şimdi hastanız size geldi. Evet. Bir normal doğum hastası diyelim, bir de sezaryen. İkisinin iyileşme süreci, bunu etkileyen etkenler nelerdir? Yani genelde gözlemlediğinizde hastaların iyileşme süreci için neler söylemek istersiniz? Yani biraz önce de bahsettim, bunu zaten annelerimiz söylüyor. Ne diyor? İşte sezaryen olduğu zaman bir postop 2 gün, 3 gün, 5 gün en az bir gaz çıkaracak, anestezi alıyor. Hareket kısıklığı falan olabiliyor. Ama normal doğum olduğu zaman doğumdan 5 dakika sonra çocuğunu emzirebiliyor, kalkıp yürüyebiliyor. Yani biliyorum annelerimiz tarlada doğurup evde hemen yemek, yani tarlada işe devam edenler bile var. Ama sezaryen tabii ki operasyon, ameliyat bu. Anestezi alıyorsun, belli bir kesi yapıyorsun, belli bir travma yaşıyor vücut. Kanama olayı sezaryanda tabii normal doğuma göre biraz daha fazla olabiliyor. Böyle olunca sezaryan sonrası hastanın kendini toparlama, iyileşme süreci biraz daha uzuyor. Ama normal doğumda genellikle birkaç saat içinde genellikle bitiyor yani. Hocam bu arada bir sorumuz var. Mesaj göndermiş bir bayan. Göbek kordon kanı saklatmak istiyorum. Sezaryen tercih edersem izin verilir mi diyor. Tabii onu hastanın isteğine bağlı. Çünkü göbek kordon kanı kitiyle biliyor. Evet. Siz daha iyi bilirsiniz. Tabii yani onu belli Türkiye'de belli firmalar var. Onlar getiriyor. Setleri var. O setlerle kordon kanı alınabilir. Yani normal doğumda da alırsın. Onun şeyi yok. Evet. Hocam en büyük sorunlardan bir tanesi gebe annelerimizin sorularından da bir tanesi hem de sorunları işte kilo. Gebelik süresince ne kadar kilo alınmalı ve kilo doğumu sezaryen ya da normal doğum ne kadar etkiliyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Gebelikte ortalama yani 8-12 kilo normal kabul ediyoruz. Daha fazlası hem gebe açısından problem hem yani hekim açısından da problem. Çünkü aşırı kilo alımı gebelerde gizli olan bir şekeri indükte eder. Şeker olayı çıkabiliyor. Tansiyon, preeklampsi dediğimiz gebelikte tansiyon yükselmesine neden olabiliyor aşırı kilo. Dolayısıyla kilo zaten normal insanda da kilo her şeyin riski ve şu anda kanser için bile en büyük risklerden biri eksik aşırı kilo. Evet. Yani dolayısıyla kilo bizim en çok korktuğumuz şey. Gebelerde de dikkat etmeleri gereken şey. Yok işte daha fazla yiyeyim, daha fazla bebek büyüsün, alakası yok. Aşırı kilo alanlarda şeker olayı, yani diyabet, gebelik diyabet, gestasyonel diyabet dediğimiz olay olduğu zaman İki şey oluyor. Ya bebekte makrozomi dediğimiz çok iyi, iri, 4 kilo, 5 kilo, 6 kiloluk bebek olur ya da 2-2,5 kilo olur. Yani normal ölçüde bir bebek olmuyor. Tabii kilonun dezavantajı bebek açısından. Anne açısından bu gebelik diyabeti bazen kalıcı olabiliyor. Yani dolayısıyla biz gebenin düşmanı kilo, tuz, şeker. Ha biz ne yapıyoruz? Gebelere özellikle dikkat edin. Bir de özellikle şekerli şeyler yediriyorlar ki işte şey yükselsin. Enerji olsun. Kan yapsın. Kan halbuki yapsın. Kan arttırıcı hiçbir özelliği yok. Neydi o pekmez falan yediriyorlar. Evet. Yani alakası yok. Tam tersi şeker intoleransı yapıp şeker hastası bile yapabilirler. Devamlı şeker bebeğe de zarar. Yani kiloyu kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Küçük oğlumda ben de bir şeker sorunu yaşamıştım. Allah'tan çok kısa bir dönem. Sonrasında gene normal sağlıklı gebeliğime devam etmiştim. Allah'a çok şükür sonrasında devam etmedi. Ama çok şaşırmıştım.
normal yani gebelik öncesi dönemde hiçbir zaman şeker rahatsızlığım olmamasına rağmen doğumda çıkabiliyormuş. Gizli şeker yani çok olduk. Evet. Yani çok yaygın özellikle kilolularda zaten şeker adayı insanlar. Evet hocam, peki normal doğum takibindeki anne adayı hangi durumlarda sezaryen alınmalıdır? Bunları tekrar ben izleyicilerimizle paylaşmanızı rica ediyorum. Bu arada izleyicilerimize tekrar duyurunuzu yapmak istiyorum. Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz Aritmi Osman Gazi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Sayın Adnan Şahin. Çünkü ekranlarımızın başına yeni geçen izleyicilerimiz vardır diye düşünüyorum. Konumuz normal doğum, sezaryen üzerine konuşuyoruz uzman konuğumuzla. Buyurun hocam. Şimdi normal doğum eylemini aldığın hasta, daha önce de söyledik. Bir, bebeğin kalp atım hızının bozulması. Yani NST'de işte bebek artık sancı sonrası özellikle kalp atımının düşmesi. Bu bizim için en önemli bir bulgu. Yani ne diyor? Bu bebek diyor, bu yola devam edemeyecek. Devam edemeyecek. Sıkıntılı olacak. İki, doğum eyleminin uzaması. Normal bir doğum eylemi. Ortalama açılma, doğumun evresi 3. Açılma, itilme, bir de kurtuluş dediğimiz. Açılma 10 santime kadar rahim önce açılıyor. Bu da ortalama saatte 1 santim, 8-10 saat süren bir süreç. Hı hı. Aktif ağrıların başladığı. İkincisi, doğum açıldıktan sonra doğum, itilme dönemi dediğimiz. Burada da ikinci evresi doğumun. Burada da ilk gebeliklerde 50 dakika, 1 saat. İkinci gebeliklerde 20 dakika, 25 dakikada bebek çıkması lazım. Üçüncü evrede bebeğin eşinin çıkması, bu da 15 yarım saat arasında olan bir eylem. Şimdi bu açılma dönemi ilerlemiyor bir türlü. Yani ağrıları 5 dakikada bir, 3 dakikada bir, 30-45 dakika, 30 saniye, 45 saniye süren ağrılar var fakat ilerlemiyor. Bebek. Yani bu ne demektir? Bu evet. Sıkıntıya girecek demektir. İlerlemiyorsa alıyorsun. 3. Bu arada bebeğin eşinin ayrılması dediğimiz, dekolman dediğimiz, yani eş ayrılabiliyor içeride. Bebek çıkıyor doğumda, sonra eşi ayrılıyor. Eş ayrılırsa ne olur hocam? Eş ayrıldığı zaman bebekle anne arasında kan alışverişi bitiyor. Dolayısıyla kordon, tabii bebek 5 dakika 10 dakika içinde kaybedersin. Yani resmen boğulur. O yönden o da acil en çok korktuğumuz şey o. Üçüncüsü kordon sarkması. Bebeğin kordonunun başın yanından sarkıyor. Doğum kanalı açılırken kordon sarkması olabiliyor. Bunlar acil sezeryan endikasyonları. Bu arada ben bir şey duymuştum. İşte bebeğin sancı anında anne karnında dışkılaması. Bu yani dışkılama şöyle, mekonyum diyoruz biz ona. Bebek de içeride kaka yapmış olabiliyor. Fakat bu kaka bebeğin NST'de kalp atışlarını bozmuyorsa veya açıklığı 5-6-7 santimse, yarım saat, 1 saat, 2 saat içinde doğuracaksa o bir sezeryan endikasyonu değil. Yani onun için acil sezeryana gerek yok. Evet. Peki hocam, işte hipertansiyon, diyabet, kalp rahatsızlığı gibi takip gerektiren hastalıkları olan anne adaylarımız var. Evet. Onlara önerileriniz nelerdir? Nelerden yani, uzak durup nelere özellikle dikkat etsinler? Yani bizim zaten şeker hastası, daha önce şeker hastalığı varsa bir kere kesinlikle zayıflayacak, diyet yapacak, şekerinin 100'ün altına düşmesi lazım. 90-110 arası olması lazım. Şeker yüksek olduğu zaman ilk 3 ayda büyük yüzdelerle anomali gelişiyor. Yani ilk 3 ay organogenez dönemi dediğimiz bebeğin organlarının oluştuğu dönemde şeker yüksek olduğu zaman, daha önce şeker hastalığı olan hastalarda kesinlikle gebe kalmadan önce şekerin stabil hale gelmesi lazım. Bir de kilo vermesi lazım. Yani doğum öncesi bir danışmanlığa ve tedaviye ihtiyacı var. Tansiyon hastasıysa gene tansiyonun düzelmesi lazım. Artı mutlaka zayıflaması lazım. Diğer kalp rahatsızlıklarında da kardiyoloğun önerdiği şey
sıvı yüklenmesi olmayacak, kilo artışı olmayacak. Kalbin yükünü artırıcı şeylerden uzak durması lazım. Özellikle kilodan, bir de diyet yapması lazım. Ha, yani bu tür şeyler olduktan sonra, yani bilinçli hasta, bazen diyabetli, tansiyonlu, kalp rahatsızlığı olan hastalar normal hastalardan daha iyi doğuruyor. Niye? Bilinçlenmiştir. Ben işte şekerimin düşmesi lazım, tansiyonumun düşmesi lazım, kalbime yük olmaması lazım. Kendini kolladığı için gebelikleri, yani kolluyorsa eğer tabii, gebelikleri, doğumları daha güzel oluyor, daha iyi oluyor. Problem daha az çıkıyor çünkü kolluyor kendini. Ama öbür gebe nasılsa gebeyim, gencim deyip diyet yapmayıp sağlığım yerinde diyor. Sağlığım yerinde, kendi şeyine güvendiği zaman çok aşırı kilo alıp bu sefer işte gebelik tansiyonu ve şekeri çıkabiliyor. O yönden yani bence gebelikte kilo artışı çok önemli. Evet, kontrolü diyet elden önemli. Bırakmamak kesinlikle lazım. Kesinlikle. Hocam, program başında bir mesaj gelmişti. Hastamız 1.68 boy, 92 kiloyum diyor. Şeker, tansiyonum yok ama bebek sahibi olmak istiyorum demiş. Bu tür hastalarımıza nasıl yaklaşıyorsunuz? Yani o tür hastalarımıza kesinlikle önce bir diyetisyene gidip 1.60'sa bir, en azından bir 70 kiloya düşmesi lazım. 70'e düşmüyorsa da bir 10-15 kilo verip, çünkü gebelikte bir 15 kilo zaten alacağı için yapacak. Evet, yani şu anki kilosuna gelip de doğuracak olursa fazla problem olmaz. Ama mutlaka diyet yapmasını öneriyoruz. Diyet yapmasını öneriyorsunuz. Peki yalancı doğum sancısı olarak bilinen, işte anne adaylarını tedirgin de eden bir durum var. Bunu anne ve babalara bu konuda önerileriniz nelerdir? Nasıl izah ediyorsunuz? Ya da yalancı doğum sancısı, öncelikle bu nedir? Şimdi bunların biz literatürdeki adı Braxton-Hicks kontraksiyonları, yalancı kontraksiyon. Kasılma oluyor ama ağrı hissetmiyor. Genellikle 32. haftadan sonra başlıyor. Fakat bazen 24. haftaya kadar da inebiliyor. Bunlarda yapılacak şey, sancıları varsa NST'de pek çıkmayabiliyor, yani sancı aletinde. Muayene ediyorsun. Açılma yoksa bunlara bol, bir de üriner enfeksiyon yönünden falan da değerlendiriyorsun. Eğer açılma yoksa bunlara sıvı yüklenmesi, hidrasyon yapıyoruz, bir de sedasyon öneriyoruz. Yani sakinleştirici verip veya işte sakin olmaya çalışıp bol sıvı alınca genellikle geçiyor. Tabii bir de bunların süresi 15 saniye falan sürüyor. 10-15 dakikada, 20 dakikada bir geliyor. Esas doğum sancısı 5 dakikada bir, doğuma yakın 3 dakikada bir sürüyor, 3 dakikada bire düşüyor ve 45-50 saniye sürüyor. Daha uzun bir. Tabii, yani o ağrı, bir de ağrı duyuyor. Yalancı doğum sancılarında ağrı hissetmiyor, sadece sertleşme hissediyor. Genellikle bu tür hastalara biz diyoruz ki bir 2-3 litre su iç, bir sakin odada uyumaya çalış, ayaklarını karnına çek, yan yatmaya çalış. Bakalım devam ediyor mu? Genellikle de geçiyor. Yani hidrasyon ve sedasyonla, sıvı yüklenmesi ve dinlenmeyle veya bir sakinleştirici ilaçla bunlar kayboluyor. Ama tabii hep yalancı sancı deyip de doktora başvurmazlık da yapılmasın. Özellikle ileri yaş gebelikte, ileri birkaç gebeliği olan hastalarda yani açılma olabiliyor. Doğum çok daha kısa sürede o zaman gerçekleşiyor. Tabii erken doğum olayımız da var. Yani bir de EDT dediğimiz erken doğum sancıları da tutabiliyor. O yönden o ikisini karıştırabilir hastalar. O tür bir şey de olsa gene kendi hekimlerine başvurmalarında fayda var. Evet. Peki hocam, sigara ve hani hiçbir zaman tavsiye etmiyoruz ama kullananlar varsa diye sormak istiyorum. Alkol kullanımı doğumu nasıl etkiliyor? Alkol çünkü çok büyük bir şey risk var. Yani zamanda alkol kesinlikle yasak, özellikle gebelere. Sigara da yasak ama evet, alkol kalıcı bir takım hasarlar, nörolojik hasarlar falan yapıyor. Yani alkolü zaten içmemesi lazım gebenin. Yani onu hiç tartışmayalım. Alkol yasak. Ha, sigara alkole göre nispeten şey ama tabii sigara içenlerde de gelişme gerilikleri falan çok oluyor bebeklerde. Bir takım başka arazlar da oluyor. Yani sigarayı tavsiye etmiyoruz. Ama çok istiyorsa bir iki tane bazen
Çünkü tiryakiler... Tiryaki yani adam... Evet. Yani adamı bırakırım, sigarayı bırakmam diyen tipler tabii var. Bunun için hamile kalmayı göze alamayan anne adayları var çünkü. Bunu da biliyoruz. İşte, yani tabii onlara da içmemeleri daha iyi. Evet. Dudak tiryakisi ise böyle nefsini öldürmek için bir iki tabiri caizse yani fırt çekse sorun değil ama içine çekmese ama içmemesi tabii ki kesinlikle çünkü içmemesi lazım. Sağlıklı bireylerin dahi yani evet. Hocam. O yönden aman Allah'a çok şükür kaç yıl oldu benim? Bir 9 yıl oldu. Neyse sigarayı da bıraktım. Sigara içmiyorsunuz. Çok daha sağlıklı bir şekilde devam ediyorum kesinlikle. Hayatıma. Çünkü gerçekten bıraktıktan sonra faydasını gördüm. Ne kaybetmişim? Geçen yıllara bakıyorum. Uzun süre kullanmışım çünkü. Yazık. Geçen zamana yazık diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Doğum anında etkili olur mu peki sigara tüketimi? Yani sigara şimdi şöyle söyleyeyim. Bu ayrı bir konu da. Şimdi 10 sene sigara içenlerde mutlaka kronik bir akciğer hastalığı yerleşiyor. Yani ya astım olur ya bronşit, kronik bronşit oluyor ya atelektazi, bronşektazi dediğimiz yani bir sürü akciğer, bir tane kronik obstrüktif yani kronik bir akciğer hastalığına yakalanıyor. Dolayısıyla yani sigara içen hastada astmatform bronşit olsun. Doğum esnasında tabii ki nefes darlığı çeker, zorluk yaşar. Çünkü bebeğe oksijen orantılı. Hayır bir de zaten akciğer kapasitesi düşüyor. Akciğerin oksijenlenmesi de azalıyor. Evet. Mutlaka sıkıntı yaşar. O yönden yani sigara bence kanunen 4. Murat'ın yaptığı gibi yasaklanması lazım. Hocam sokaklarda da içilmesin artık. Bıraktıktan sonra şunu anladım. Gerçekten her şekilde her ortamda rahatsız oluyoruz. Yani İnşallah ben sigara hem cebe hem cana evet. zarar bir şey. Evet. Hocam epidural anesteziyle doğum. Evet. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz? Çünkü anneler artık bu konuda da oldukça hani demin dediğiniz gibi işte geliyor ben epidural anestezi olmak istiyorum diyor. Bunu hangi hastalarınıza öneriyorsunuz? Yani annenin tercihine mi bağlı? Tercihten ziyade tabii vakanın da uygun olması lazım. Yani genellikle 2-3 santim açıldıktan sonra aktif eylemde olacak. Bir de uygun olacak. Bir de diyalog yani hastayla kooperasyon olayının iyi olması lazım. Vakanın da uygun olması lazım. Yani genellikle biz tabii bebeğin kilosuna, çatının durumuna, ondan sonra sancının yani mevcut sancıların durumuna göre karar veriyoruz. Yani genellikle tabii bir takım yan etkileri tamamen yan etkisiz biri bir şey değil. Hasta geldiği zaman epidural biz öneriyoruz veya kendi öneriyor. Yan etkilerini bahsettiğin zaman %50'si vazgeçiyor zaten. Ne yani şu yan etkileri? Yani kalıcı sırt ağrısı olabilir. Bazen bu epiduralı verdiğin zaman mesanede tembellik yapıp idrar yapamama problemi olabiliyor. Veya doğum esnasında tam ıkınamıyor diyalog kuramadığın için. Doğum süreci uzuyor. Normal doğumda dedik ya işte açılma döneminden sonra bebeğin doğması ilk gebeliklerde 1 saat, ikinci gebeliklerde 20 dakika. Epiduralda bu 2,5-3 saate çıkıyor. İkinci gebeliklerde bile 1-2 saati bulabiliyor. Doğum sürecinin ikinci evrenin uzaması da bebek açısından bir takım riskler oluşturabiliyor. O yönden bunları hastaya anlatmak zorundasın. Ama gene de uygun vakada bana göre güzel bir doğum. Hatta prenses doğumu diyenler bile var. Güzel ama her vakanın uygun seçilmesi lazım. Hastanın da uygun olması lazım. Bir kere hastanın korkusunu zannediyorum yenmiş olması lazım değil mi? Çünkü bir operasyon kesinlikle. Yapılıyor orada ve siz onu aslında bir şekilde hissediyorsunuz. Evet. Tabii hani acı olarak hissetmeseniz de orada bir işlem olduğunu gözlerinizde görebiliyorsunuz. Ama o ilk anda o bebeğin işte anne kucağına verildiği anda herhalde o da artık... Kesinlikle o ayrı bir duygu. O ayrı bir duygu. Hani dünyaları değişilmez evet. derler ya. Herhalde öyle. Hocam başka hastalarımızla paylaşmak istediğiniz şeyler varsa alalım. Çünkü yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Neler 45 dakika önerirsiniz? Oldu mu? Tam 45 dakikayı doldurmadık hocam. O yüzden size
sordum. Neler önerirsiniz, neler söylemek istersiniz? Hani şu konuya da değinelim. Bunu da es geçmiştik dediğiniz bir yer varsa şimdi öncelikle. Ben bir o zaman bir espri anlatayım da. Sayın Cumhurbaşkanımız Urfa'ya gidiyor. Bir üç çocuk yapın diyor ya her yerde. Urfa'da da işte üç çocuk yapın demiş. Vatandaşın biri Sayın Cumhurbaşkanım demiş. Biz öbürlerini ne yapacağız demiş. Yani 7, 8, 10 tane var ya çocuklu orada. Bu arada Urfa'ya selam olsun. Evet. Bütün şehirlerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Şimdi yani ben bunu hatta anlattım ya İnegöl'deki bir televizyon programına çıktım. İşte orada insanlara şey dedim, röportaj yapıyor sizin gibi bir değerli arkadaşımızla. İşte çok çocuk yapın, çok çocuk yapın. Bunu dediğim tarih 99 veya 2000 senesi. İşte çok çocuk yapın, genç nüfus artsın. Böyle bir yerlerde okumuşuz veya aklımızda kalmış. Ondan sonra tabii işte 5 yapın, 10 yapın. Biz 11 kardeşiz, biz çok memnunuz yani çok kardeş olmaktan falan. Ondan sonra tabii espri de yaptım arkadaşa. Ya işte dedi ki ya abi dedi çok çocuk yapın derken kadın doğumcusun işin artsın diye. Ya bu işten alakası yok. Bak bunu espri olarak söylüyorsun. Algılıyoruz. Yarın gerçekten ülkenin genç nüfusa ihtiyacı var. Almanya'nın halini görüyoruz. Örneğin Almanya'da yaşlı nüfus artık Afrika'dan, Fransa, Afrika'dan oradan buradan vatandaş çekiyor ki işler yürüsün diye. Kendi vatandaşı yaşlı grup. Çünkü şimdi üretim yapacak insana ihtiyaç evet, var. Evet. Yani Türkiye'de de ben bir kadın doğumcu olarak bir de özel sektör elemanı olarak derim yani çok çocuk yapın ama bunu yaparken gerçekten bir çocuk problem, iki çocuk az, yani üç çocuk, dört çocuk bence insanların yapması lazım. Özellikle yani eğitimli imkanı olan insanların daha çok çocuk yapması lazım ama tam tersi görüyoruz ülkemizde. İmkanı olmayan çok çocuk yapıyor. İmkanı olan eğitimli kesim, bilinçli kesim bir çocuk modası var şu anda. Yani evet. Onu da açıkçası üzülüyorum. Yani kendimi söyleyeyim iki çocuğum var. Eşim üç çocuk, dört çocuk isterdi hep. Şimdi çocuklar yok. Yani üzülüyorum. Keşke 3 olsaydı diye şu anda söylüyorum. Yani şu an bu yaşa geldikten sonra yani keşke 3. 4. çocuğumuz olsun diye yani arıyorum. Onun için arkadaşlara yani seyircilerimize de söylüyoruz. Çok çocuk yapın. Onun rızkından dolayı endişe etmeyin. Mutlaka bir yol oluyor yani bir imkan çıkıyor. Bakabiliyorsun. Ama hani özellikle de vurguladınız evet. Yine de bilinçli olarak bence ülkenin geleceği için yani ülkenin evet, geleceği için genç nüfusa ihtiyaç var. Özellikle eğitimli kesim kesinlikle. Ve durumu iyi olan kesinlikle. Kesime siz bunu kesinlikle. İletiyorsunuz. Kesinlikle. Evet hocam vaktimizin sonuna geldik. Ben çok teşekkür ediyorum program konuğumuz olduğunuz için. İnşallah bir başka programda başka bir konu üzerine tekrar İnşallah. Misafirimiz olursunuz. Elinize ayağınıza sağlık. İnşallah. Evet sevgili Az TV Sağlık Hattı izleyicileri, programımızın bugünkü konuğu Aritmi Osman Gazi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Sayın Adnan Şahin'di. Kendisiyle bugün normal doğum ve sezaryen üzerine konuştuk. Yarın bir başka programda başka bir uzman konuğumuzla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.